olan hayranlığınız çok büyük. Bu iki önemli isme sosyal medya üzerinden ulaştınız. Bize biraz bu süreçten bahseder misiniz? İlk diyaloğunuzu ne zaman kurdunuz ve nasıl kurdunuz? Onlara aslında ilk diyaloğum 2013 yılının bahar ayındaydı. Nisan ayının başlarında gene böyle sosyal medyada dolaşırken benim gibi hani arkadaşlarım var orada dolaşırken onların biz Tırım ablamız, daha doğrusu Tırım ablamızın Facebook hesabını yayınlamış. Ben de orada gördüm, yazdım özel. Ben abi dedim bu sayfanın linkini bana atar mısın? Tabii dedi, attı. Linke girdi. Dedim ablaya Facebook'tan arkadaşlık isteği gönderdim. O süreçte bir gün, iki gün bekledim. Sonra baktım, benim abla arkadaşlarımı abone etmiş. Dedim Allah, bu benim için iyi bir fırsat. Yani ben yıllarca annemle baya ulaşmak için çaba sarf ettim. Birçok yere başvurdum ama olmadı. Hani birçok mektup yazdım, gönderdim şirket. Ne ama oldu. Dedim bu iyi bir fırsat. Dedim ablaya bir mesaj yazdım. Facebook şeyden Messenger'dan yazdım. Dedim ablayı mesajımı gördü ama cevap vermedi. Allah Allah dedim ben. Neden ki cevap vermedi? İkinci defa yazdım. Dedim ablacığım yok. Dur lütfen bana mesajımı görüp de bana dönerseniz çok sevinirim. Onu da gördü, cevap vermedi. Dedim dur. Sen misin bana cevap ver? Veya. O gün de gene telefon yanımda kulağımda Orhan Gencebay dinliyorum. 7/24 dedi. Dinledin mi? Şimdi de dinliyorum yani. Telefonumda ben hemen bütün eserlerim var. O zaman da daha küçüktü. Telefon var. Daha bu akıllı telefonlar çıkmamıştı. Neyse, bilgisayarın başındayım ve öldürdü. Dedim ablaya dedim, dedim ablacığım bak beni yanlış anlamayın. Ben engelli biriyim ve o adama kaç yıl oldu? Ay, 7 yıl oldu galiba, evet 7 yıl önce senin şeyle hani ben dedim 30
21 yıllık, hadi 30 diyelim, 30 yıllık Orhan Dendebay hayranıyım ve dedim benim tek amacım Orhan babayla bir kez olsun, telefonla olsa dahi görüşmek istiyorum dedim. Tabii da